Herkese merhaba. Bugün sizlere Dacia markasının elektrikli yeni Spring modelini tanıtacağım. Dacia, Spring'i makyaj operasyonuna almaya karar verdi. Yeni bir dış tasarıma kavuşan küçük elektrikli, kabininde de yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Renault grubunun yeni AMPR Small platformuna geçmesi beklenen model, omurgasını korumaya devam edecek. İlk olarak aracın tasarımına baktığımızda modelin dış tasarımındaki tüm değişiklikler Dacia Duster'ın adımlarını izlemiş gibi görünüyor. Ön bölümde yeni bir yüze kavuşan model, Bigster konseptinden de aşina olduğumuz bir tasarımı kullanmış. Far takımları da yine Duster'da gördüğümüz Y şeklini almış durumda. Spring'e has bir tasarım detayı ise alt tamponda karşımıza çıkıyor. Fotoğrafta gördüğünüz ekstrem donanım paketiyle gelecek bu tasarım arka tamponda da kendine yer bulmuş. Dacia, bir şehir aracının tavan raylarına ihtiyacı yok diyerek tavan raylarını kaldırmış. Buna ek olarak Jagger'da karşımıza çıkan Brick Red rengi artık renk seçeneklerine eklenmiş. Aracın içine geldiğimizde Spring'in Duster esintileri kabin içerisinde de devam ediyor. Örneğin artık tüm modeller 7 inç büyüklükteki ayarlanabilir dijital gösterge paneli ile geliyor. Giriş seviyesi versiyonu hala akıllı telefonunuzu navigasyona çeviren sistemi kullanırken ekstrem donanım paketinde 10 inç büyüklükte bilgi eğlence sistemi bulunacak. Dacia, kabin içerisindeki materyal kalitesini ve çeşitliliğini de arttırmış. Ek olarak havalandırma kanallarının üzerinde dış tasarımda gördüğümüz Y detaylarını görebilmekte de mümkün. Böylelikle dış ve iç tasarım birbirini tamamlamış. Hala ileri geri çekemiyor olsanız da artık direksiyon simidinin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yeni bir sürüş moduna kavuşan Spring, şanzımanı fiziksel bir tuş ile kontrol etmenize olanak sağlayacak. Fakat bu vites selektörünün üzerinde de P seçeneği bulunmuyor. Dacia'nın Duster ile tanıttığı U-Clip kancaları ise muhteşem bir yenilik olmuş. Spring'in içerisinde bulunan bu bölgeleri kullanarak aracın içerisinde daha fazla saklama alanı yaratabileceksiniz. Yeni Spring'in uzunluğu çok az da olsa değişmiş ve 3.73 metreden 3.70 metreye inmiş. Spring'in bagajı ise %8 oranında hacim kazanarak 308 litre olmuş. Eğer arka koltukları yatay konuma getirirseniz bu hacim 104 litreye kadar çıkabiliyor. Teknik verilere baktığımızda ülkemizde satılmayan giriş seviyesi versiyonu da dahil olmak üzere her iki donanım seçeneği de hala 27 kWh'lık bir bataryaya ve 220 km menzile sahip. Dacia Modelin şarj yeteneklerinde de değişime gitmemiş. Standart bir şarj kablosu ile gelen model sadece 30 kW'a kadar şarjı destekliyor. Model bu sayede %20'den 80'e şarj aralığını 45 dakikada tamamlayabiliyor. Dacia Spring'in güncel versiyonu ülkemizde sadece ekstrem versiyonu ile 885 bin TL'ye satışta. Makyaj operasyonu ile fiyatı az da olsa artabilecek modelin ülkemize giriş tarihi ise henüz netleşmedi. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.